merhabalar. Türev artınız olan Ekstremum'da bilgi, yorum ağırlıklı giderek çok önemli şeylerden bahsetmeye devam ediyorum. İlk videoda size bir giriş yaptım, tanıtım yaptım. Bir 12 tane soru çözdüm. Önemli yorumlardan bahsettim. Şimdi o yorumların üzerine gerçekten daha güzel yorumlar bina edeceğiz. O yüzden de ilk videoyu izlemediyseniz kesinlikle oradan başlayın. Çok önemsediğim yorumları anlatacağım size. Arada not tutun, arada durdurup üzerine düşünün. Ee, gerçekten çünkü sizin de yorum yapmaya ihtiyacınız var arkadaşlar. Şimdi bakın. Anlattığım için ilk kısımda artık hani ekstremum budur, e, artan azalan budur demeyeceğim. Bunların yorumlarını yapacağız birlikte sizinle. Bir türev fonksiyonun grafiği verilmiş. Türev fonksiyonun grafiği verildiği için dikkat edelim lütfen. Grafiğin üstünde kalan, x ekseninin üstünde kalan ne olur arkadaşlar? Artan, x ekseninin altında kalan kısımda azalan olur. Çünkü ne demiştik? Bir fonksiyon artıyorsa türevin işareti pozitiftir arkadaşlar. Bir fonksiyon azalıyorsa türevin işareti negatiftir. Grafiğin şekli şemali beni ilgilendirmez. Böyle olunca bakın şurada f türev x grafiği çizeyim bir tane daha size. Mesela bu fonksiyonda da buraya kadar bu a noktasına kadar fonksiyon azalandır buradan sonra artandır. Ama şöyle bir grafik çizsem. Yok hocam burada azalıyor. Burada artıyor falan muhabbetlerine girseniz iş saçmalaşır. Her zaman F türev x grafiğinde nasıl olduğu beni ilgilendirmez. Burada artandır. Burada x ekseninin altında kaldığı için azalandır. Çünkü türev negatif işaretliyse azalan, pozitif işaretliyse artan arkadaşlar. Dolayısıyla burada artık bu kadar muhabbetten sonra F türev eksi 2'ye baktığımız zaman zaten türev grafiği bu. Evet türevin işareti pozitif. X eşittir 2'de Fx'in bir yerel maksimumu var mıdır? Kesinlikle vardır. Neden? Çünkü arkadaşlar türevin işareti artıdan eksiye geçiyorsa orada zirve yapmıştır grafik. Sonra bakın böyle azalmaya geçmiştir. O yüzden F2'de maksimumu vardır. Aynı zamanda bakın orada neye dikkat edeceğiz? F türev 2 sıfır olacak. Eksi 3 2 aralığında fonksiyon artandır. Demin söylemiştim. X ekseninin üstünde kaldığı için bu kısım. Evet arkadaşlar fonksiyon artan. X eşitleri 4'te sakın bakın yerel bir ekstremum yoktur. Sebep fonksiyonun türevinin işareti eksi. Yine eksi olmaya devam ediyor. Türev işaret değiştirmesi lazım ekstremum olması için. Neden? Türev işaret değiştiriyorsa bilin ki o artıştan azalışa geçiyordur. Ya da arkadaşlar azalıştan artışa geçiyordur gerçekten o zaman bir maksimum minimum noktadan bahsedebiliriz. Dolayısıyla burada böyle bir şey söz konusu değil. X eşitleri 2 de fx'in teğetinin eğimi sıfırdır. Demin dediğim gibi türev sıfır olduğu için aslında burada çizdiğimiz teğet arkadaşlar x eksenine paraleldir. Bu yüzden paralel bir doğrunun teğeti e, pardon eğimi sıfırdır arkadaşlar. Çünkü x ekseniyle sıfır derecelik bir açı yapar. Birebir örtenin arkadaşlar farklı farklı bir sürü yorumları var. Ben Fonksiyonlarda da bunun yorumundan bahsettim. Kombinasyon konusunda da bahsettim. Permütasyon konusunda da bahsettim. Parabolde yer geldi anlattık. O yüzden birebir bir örten böyle tek bir şeydir ama böyle açılımları vardır. Peki türevle ne alakası var birebir örtenin? Şimdi arkadaşlar bir fonksiyon birebirse mecburen artandır veya azalandır. Niye biliyor musunuz? Birebir bir grafiğe yatay doğrular çizdiğinizde grafiği tek noktada kesmesi için asla biraz azalan biraz artan olmaması lazım. Örnek bir şöyle grafik bakın. Gördüğünüz gibi hakikaten burada 3 tane nokta mesela aynı yere gidiyor. Örnek buraya eksi 1 diyelim. Buraya 3 diyelim. Buraya da 7 diyelim. F eksi 1 de F3 de F7 de aynı ordinata sahip. Ama bu sadece şöyle şurada artan bir fonksiyon olsaydı o zaman gerçekten bu fonksiyon şu aralıkta birebir olacaktı arkadaşlar. O yüzden size birebirlik yorumu aslında daima artmak ya da daima azalmaktan bahseder. Bu yüzden de arkadaşlar türevin işaretine bakarız. Sonra bakın. Örtenlik burada bizi nasıl ilgilendiriyor? Yani örtenlikte herhangi bir sıkıntı yok. Örtenlikte arkadaşlar tanı, değer kümesinin görüntü kümesine eşit olması demektir. Hakikaten bu fonksiyon arkadaşlar her noktada türevli olduğu için böyle açık aralık tanımsız aralık falan yoktur. Çizdiğiniz bütün yatay doğrular grafiği bir noktada keser. Örtenin de olayı buydu. Tanım kümesi burası. Değer kümesi burası olmak üzere. Görüntü kümesini de ayrıca yazarsak değer kümesi de hakikaten bunun görüntü kümesine eşit ve reel sayılar. O yüzden bu sorunun önemli kısmı aslında açık söylemek gerekirse birebir kısmı. Dolayısıyla bu fonksiyonun Baş kat sayısı da pozitif olduğu için daima artan bir fonksiyon olacak. Bakın şimdi bu yüzden de 3x kare eksi 2x artı a aldık ya türevini. Bir ikinci derece denklem çıktı türevi. Bir ikinci derece denklem daima pozitif işaretliyse ikinci derece eşitsizliği hatırlayın. Şimdi türev ne olmalı burada? Artı işaretli sebep fonksiyon daima arttığını anladım. Sonra arttığı için türevin işareti pozitif olmalı. Daima pozitif olmak demek. Bunun arkadaşlar işaret tablosunu yaptığınız zaman bakın böyle olması demektir. Veya hemen şimdi bakın burada önemli bir yorum. Böyle olduktan sonra bir yerde çift katlı da olabilir. Bakın fonksiyonun türevinin işareti pozitif olması değişmiyor. Burada delta sıfır olsa da olur. Delta küçüktür sıfır olsa da olur. Sebep bir fonksiyonun türevinin işareti değişmediği sürece artanlığı veya azalanlığı değişmez. Bu yüzden arkadaşlar sadece şu yorumu yaparsanız eksik olur. Bunu da birleştireceğiz. Delta küçüktür. Delta küçük eşittir. Sıfır olacak. Bu yüzden de 4 eksi 12a küçük eşit sıfır. Bundan dolayı 1 bölü 3 büyük eşit a oldu arkadaşlar. Şimdi bununla alakalı bazen karıştırılan bir örnek oluyor size şunu da söyleyebilir. Bir grafik 1 x küp artı 2 x kare artı ax fonksiyonu na çizilen teğetler x ekseni ile daima dar açı yapıyor. A'nın alabileceği değerleri sordu. Bakın bu üstteki ile farklı daima artan fonksiyon arkadaşlar şöyle olabilir. Daima artan örneği çiziyorum size. Bakın şurada x ekseninde bir a noktasında x eksenine teğet olur. Sonra arkadaşlar yoluna devam eder. Ama bunun artışı bozulmaz. Bunun en bariz örneği. Bakın size bir örnek yazayım. x eksi 2'nin kübü. Alın bakalım bunun türevini. 3 x eksi 2'nin karesi değil mi? İşte bu fonksiyon x eşittir 2 noktasındaki türevi 0 arkadaşlar. Ama işaret tablosunu yaptığınız zaman Çift katlı bir kök olduğu için x eksi 2'nin karesi böylece bakın artıdan yine artı. Hakikaten bunu böyle 2 olarak düşündüğünüzde gerçekten de x eksi 2'nin kübü bakın artmaya devam eder. Sadece şurada türevi sıfırdır. Bu yüzden de zaten ne demiştik türevin sıfır olan olduğuna aldanmayın. Türevin aynı zamanda ee, kökünün çift katlı kök olmaması lazım dedik. Bu demin bahsettiğimiz olay. Şimdi gelelim burada böyle bir şey yok. Şimdi ben iki noktasında teğet çizdiğimde sıfır oluyor. Ama bu öyle bir soru ki bütün çizdiğiniz teğetler x ekseniyle dar açı yapması lazım. Yani bunun gibi haliyle arkadaşlar, o zaman ne olacak? Bunun deltası küçüktür sıfır olacak türevinin. Çünkü asla burada arkadaşlar x ile sıfır derecelik bir açı olmaması lazım, dar açı dediği için. Buna göre o zaman artık türevini aldığınız zaman 3x kare artı 4x artı a diye 16 eksi 12a küçüktür sıfırı diyeceğim. 16 bölü 12a yani a 4 bölü 3'ten büyük olacak. İnşallah anlamışsınızdır. Daima dar açı yapıyorsa o arkadaşlar x ekseniyle dar açı yapıyor dediği için. Böylece tabii ki dar açının tanjantı nedir? Pozitiftir. O yüzden türev sıfır olamaz. Ama daima artan derse bir noktada türev sıfır olabiliyor arkadaşlar. Şimdi gelelim buraya fonksiyonu ile ilgili hangileri doğrudur denmiş. x küp artı 2x kare artı 9x artı 1. Şimdi bu sınavda karşınıza gelse. Yani normal bir fonksiyon sorusu dersin. Hatta belki grafiğini çizmeye falan çalışırsın. Ben grafik çizmenin de çok önemli olduğuna inanıyorum açıkçası. Göstereceğim bu konuda bununla ilgili örnekler. Ama bazı sorularda grafikte çizemezsiniz. Köklerinden de anlayamazsınız. O zaman ne yapacağız? Türev alacağız. Çünkü türev aldığımızda bize şunu anlatacak. Bunun belki böyle iki farklı kökü olacak. Biraz arttığını, biraz azaldığını anlayacağız. Böylece diyeceğiz ki bu birebir olamaz. Ya da arkadaşlar türevini alacağız. Bir bakacağız. Deltası sıfırdan küçük veya sıfır eşit gelecek. A diyeceğiz bu fonksiyon daima artanmış. O yüzden türevini aldım. Şimdi deltasına bakıyorum. 16 eksi 4 çarpı 9 çarpı 3. Bakın sıfırdan küçük geldi. O zaman arkadaşlar bu fonksiyon böyle artan bir fonksiyonmuş ve hakikaten arttığı için birebirdir. Çünkü asla bir nokta, iki nokta aynı anda bir yere gidemez. Çizdiğiniz bütün yatay doğrular grafiği tek noktada keser. Bu da fonksiyondan bir yorumdu. Ezber bilgi daha doğrusu. Çizdiğiniz yatay doğrular tek noktada kesiyorsa o fonksiyon birebirdir. Aynı anda iki eleman, üç eleman bir yere gitmemiş demektir oluyor. Şimdi örten midir? Evet örtendir. Çünkü bu fonksiyon y olarak Eksi sonsuzdan artı sonsuza bütün değerleri alacak. O da zaten değer kümesine eşittir oluyor. Görüntü kümesi dolayısıyla örtendir. Zaten 1, 2 doğruysa otomatik olarak üçüncüsü yanlış oldu. Ekstremum noktası gelmedi bakın. Aslında aynı yorum arkadaşlar. Fonksiyonu birebir olduğuna göre A alabileceği en küçük tam sayı değeri nedir? Ne diyeceğiz? Delta küçüktür sıfır mı? Delta küçük eşit sıfır mı? Tabii ki delta küçük eşit sıfır. Neden? Fonksiyon arkadaşlar bir noktada böyle türevi sıfır olabilir. Türevi sıfır olduğu halde bakın artması bozuluyor Şu çizdiğimde bozulmuyor. O zaman o yüzden daima artan sorularında delta küçüktür sıfır değil. Delta küçük eşittir sıfırdır diyeceğiz. Dolayısıyla buradan da türev aldığımızda 8x artı a 64 eksi 12a küçük eşit sıfır Böylece 64 bölü 12. O ne yapıyor ya? 4'e bölsek 16. 4'e bölsek 3. A şimdi bundan büyük veya eşit olacak. Buna en yakın ne var? 5 geçiyor. O zaman 6'ymış arkadaşlar. Alacağı en küçük tam sayı değeri. Bu şekilde bakın bir soru. Şimdi bunu artık sadece söyleyeceğim geçeceğim. Tersi de bir fonksiyon olduğuna göre bu da aslında bir bilgi. Bir fonksiyonun tersinin alınabilmesi için Birebir ve bir örten olması lazım. Birebir ve bir örten olması için de daima artan ya da daima azalan olması gerekiyor. Bu işareti böyle arkadaşlar eksi olduğu için daima böyle azalan bir fonksiyon olacak. Dolayısıyla deltası küçük eşit sıfır olacak ee, eksi 3x kare artı 6x artı a. Gerçekten bunun işaret tablosunu yaptığınızda çift katlı da olabilir. Sorun değil. Nasıl olsa türevin işareti değişmediği için azalanlık bozulmuyor. Eksiyle başlıyoruz kat sayıdan dolayı. Yani bu da 36 artı e, 9a pardon 12a küçük eşit 0 olmalı. 12a küçük eşit eksi 36. a küçük eşit eksi 3 oldu. Alacağı en büyük tam sayı değil b geldi eksi 3 oldu. Şimdi güzel bir soru. Demiş ki fx eşittir y olmak üzere y eşittir minimum x virgül 2x eksi 2 fonksiyonu. Bunu bir düşünün. Ben durdurduğunuzu varsayıp öyle anlatacağım. Burada ne demek istiyor acaba bize? Ee, onu anlamaya çalışın ben de açıklayayım şimdi size. Arkadaşlar bakın bu e, fonksiyon olarak baktığınız zaman diyor ki y eşittir x ve y eşittir 2x eksi 2'nin küçük olanını al. Örnek burada x yerine 1 koydun 1 çıktı tamam mı? Burada x yerine 1 koydun eksi 1 çıktı o zaman bunu alacaksın diyor x yerine mesela 10 koydun. E, x, y, x'e eşitse arkadaşlar 10 çıkar. Y e eşittir 2x 2 ise 18 çıkar. O zaman küçüğünü alacağın için onu seçeceksin. İşte bu şekilde bir durum. Ne yapacağım o yüzden ben? Burada tabii ki iş enterasına olduğu için grafik çizeceğim. Neden biliyor musunuz? Grafiğini çizmek de çok basit. Bir fonksiyonun grafiği y e eşittir x'in grafiği nasıldır arkadaşlar? Gördüğünüz gibi böyle bir grafiktir. Orijinden geçer. Eğimi 1'dir ve pozitif bir eğime sahip olduğu için X80 ile dar açı yapar. 45 derecelik açı yapar. Gelelim diğerine. Diğerine geldiğimiz zaman Y eşittir 2X-2 Y'ye 0 verdiğiniz zaman X'i 1 X'e 0 verdiğiniz zaman Y'si eksi 2 Bu da arkadaşlar e, Tabii ki bir doğrunun eğimi büyüdükçe düşeyliği artar. O yüzden o 1'i biraz daha düzgün bir yerden yapalım şöyle bir yerden geçsin. Böylece bakın şu noktada kesiştiler. Kesim noktası nasıl bulunur iki grafiğin? Ortak çözerek. Y gördüğün yere yaz x'i. Demek ki bunlar arkadaşlar nerede kesiyormuş? İki noktada kesişiyor. İki noktasında kesişiyormuş. Dikkat. Bir fonksiyonun diğerinden daha büyük olduğu aralık nedir? Onun üstünde olduğu aralıktır. Şimdi bu minimumunu al diyor ya. O zaman şu iki noktasına kadar bu kısmı alacağız. Sonra arkadaşlar 2 noktasından sonra da mecburen bu kısmı alacağız. O zaman ne oldu biliyor musunuz artık bu grafik? Şöyle kenarda yeni halini çizersek. Şöyle bakın böyle oldu. Sonra biraz kırıldı böyle oldu. O zaman arkadaşlar bu fonksiyon daima artmaya devam etti. Haliyle 1-5 aralığında artan olduğu gibi tüm hatta eksi sonsuz sonsuz aralığında artan oldu. Bu yüzden birinci öncül zaten boşa düştü. Bu arada sorsaydı onu da söyleyelim. Burası sivri nokta olduğu için iki noktasında türev tanımsızdır arkadaşlar. Sivri noktada türev yok biliyorsunuz. Dolayısıyla bunda ben ekstra olarak vermiş olayım. Ve bu soruda tabii ki grafiğin yerel maksı, yerel minimumu yok arkadaşlar. Böyle enteresan bir grafik arkadaşlar bu da. X80, pardon x80 diyorum grafiğin hangisi üstte kalıyorsa o daha büyüktür. Hangisi altta kalıyorsa daha küçüktür y değerleri olarak. Biz de y değerlerini önemsiyoruz zaten. Şimdi geldiğimiz zaman x eksenini kaç farklı noktada keser demiş. Şimdi arkadaşlar aslında enteresan. Biz x eksenini kaç noktada keser demek böyle ister teğet olsun ister böyle kessin kök bul demektir. Şimdi yalnız burada sıfıra eşitlediğiniz zaman biz bunun kökünü nasıl bulalım Allah aşkına çarpanları da ayrılmıyor. Ne anlamam gerekiyor acaba? Bu çok kritik bir yorum. Bunun şimdi birazdan farklı bir versiyonunu da göstereceğim size. Bakın arkadaşlar bu e, ekstremum noktasıyla alakalı bir soru. Neden biliyor musunuz? Eğer bir fonksiyonun ekstremum noktası yoksa bu fonksiyon zaten daima artıyordur. Başka sayısı pozitif olduğu için. O zaman x eksenini mecburen bir noktada keser. Ama fonksiyonun arkadaşlar ekstremum noktası vardır. Buna nasıl bir yorum yaparım? Belki yine bir noktada keser. Böyle bir grafik olabilir. Belki böyle 3 noktada keser. Bilemeyiz. O yüzden ekstremum noktası varsa biraz iş çetrefilli ama ekstremum noktası yoksa çok basit fonksiyonun arkadaşlar sadece x eksenini bir noktada kestiğini söylerim. Bunun da türevini aldığımızda 9x üzeri 8 artı 5x üzeri 4 artı 2. E arkadaşlar siz burada bu üzeri çift olduğu için bu üzeri çift olduğu için bu da pozitif sayı olduğundan x'e ne verirseniz verin F'in türevinin sıfıra eşit olma ihtimali yok. F'in türevinin negatif olma ihtimali yok. Bu daima pozitif işaretli olduğu için bu fonksiyon aynı başlangıçta gösterdiğim gibi basit bir yorummuş. Ve neymiş daima arttığı için mecburen x eksenini bir yerde kesmek zorunda. Sebep polinomlar her noktada tanımlı olduğu için eksi sonsuzdan artı sonsuza bütün değerleri gidebilirler alabilirler. Bu şekilde bakın bu böyle bir yorum. Şimdi ben bunu e, ileri koymuş olabilirim. Bununla alakalı bir tane sorum vardı benim arkadaşlar. Onu aslında çözmem lazım. Ee, umarım koymuşumdur. Çünkü iyi bir soruydu. Ha. Şu soruya bakalım arkadaşlar. Şimdi işte demin ekstremum noktası yoktu. Mis gibi yapıştırdık. Daima artar deyip x eksenini tek noktada kestiğini gösterdik. Ama arkadaşlar şimdi burada şöyle bir durum var. Türevini aldığımız zaman daha baştan hemen onu göstereyim. x kare eksi 2x eksi 8 eşittir 0. x eksi 4 çarpı x artı 2 eşittir 0. Böylece tablosuna hani tabloya gerek yok da. Eksi 2, 4 artı eksi artı biraz artıyor. Sonra zirve yapıyor. Sonra azalıyor. Dip yapıyor. Yine artmaya devam ediyor. E o zaman burada şu durumlar ortaya çıkar. Bakın ihtimalleri göstereyim. Görün. Böyle olabilir. Çok klasik herkesin yapacağı yorum. 3 kökü vardır dersin, yapıştırırsın. Ama arkadaşlar böyle de olabilir. İşte böyle de olabilir. Veya böyle de olabilir. O zaman ben nasıl anlayacağım? Bakın. Maksimum ve minimum noktalarına bakın. Eğer birisi pozitif, birisi negatifse veya tersinden işte birisi negatif, birisi pozitifse mecburen bir x eksenini delmek zorunda kaldığı için, sonra bir daha çıkmak zorunda kaldığı için 3 kökü vardır. Ama burada olduğu gibi arkadaşlar yine 3 kök vardır ikisi aynı. Burada 2 kök var. Birbirinin aynı 2 kök var. Eğer arkadaşlar bunlardan bir tanesi altta kalıyor. Diğeri de altta kalıyorsa burada mecburen tek kökü oldu. E, bir tanesi arkadaşlar bakın x80'in üstünde maksimum noktasının. Diğeri de x80'in üstünde ikisi de. O yüzden mecburen şu artıştan azalışa geçtiği yerde x eksenini kesemiyor. Bunun da tek kökü var. Demek ki benim ee, oradaki ekstremum noktasının işaretine bakmam lazım. İşareti ne? O zaman f-2'yi kontrol ediyorum. f-2'yi yazdığımız zaman eksi 8 bölü 3. Eks, e, sonra eksi 4. Ee, eksi eksiden artı 16 artı 20. Evet bu pozitif işaretli geldi. Şimdi gelelim f-4'e. f-4'de arkadaşlar 64 bölü 3 eksi 16 eksi 32 artı 20 şimdi buradan ne olacak 64/3 yaklaşık 31.3 gibi değil mi Ha Pardon 21.3 Bu 21.3 gibi bir sayı 21.3 20 20 daha ne yapar 41.3 bundan da eksi 48 yapsam ha bak bu da negatif geldi O zaman arkadaşlar burada şöyle bir güzel tarafı oldu. Bunun işte f türev x f 2 hangisiydi o f 2 değil mi? f 2 de böyle x eksenin üstünde kaldı. Sonra arkadaşlar f4'te de f4'te de x eksenin altında kaldığı için gördüğünüz gibi 1, 2, 3 kökü oldu. Evet cevabımız bu olmuş oldu. Eğer dediğim gibi ikisi de negatif olsaydı 1 kökü olacaktı ya da ikisi de birden pozitif olsaydı tek kökü olacaktı. Bu yüzden ben bu örneği çok önemsiyorum. O, hani ezbere ekstremum noktasına göre kök yorumu yapmamak lazım. Evet bakalım bu soruya. x üzeri 5 artı 20x artı 1 eğrisine üzerindeki x eksenine paralel kaç farklı teğet doğrusu çizilebilir? Şimdi üzerindeki noktalardan x eksenine teğet hani şöyle bir grafik düşünün. O zaman mecburen o noktalarda ekstremum noktası oluyor. Haliyle türevi sıfır oluyor. Şimdi türevi sıfır olmazsa asla çizemeyiz. Böyle daima artan ya da daima azalan olursa. Böylece 5x üzeri... Ha bu arada türevinin sıfır olduğu halde biliyorsunuz artmaya devam etmesi ihtimali de var. Sadece ekstremum noktası demeyelim. Y eşittir x küp mesela arkadaşlar. F türev sıfır sıfırdır x eksenine paralel bir teğet zaten direkt x eksenindeki şu teğettir. Ama aynı zamanda burada ekstremum yoktur. Dolayısıyla burada mevzumuz şu. X eksenine paralel teğetinde olması için bunun türevinin sıfır olduğu kökleri olması lazım. Ama bakın bu ifade asla sıfıra eşit olmaz. Çünkü öbür tarafa attığınız zaman x üzeri 4 eksi 4 oluyor. O da reel kökü gelmeyecek demektir. Bu yüzden bu daima artan ve asla buna paralel bir teğet çizemeyeceğiz. Şimdi gelelim bir güzel yoruma daha. Hatta bununla tamamlayalım sonra devam edeyim ben. Kalan bir 10 tane soruyu da öbür videoda hallederiz. Fonksiyonunun eksi 1, 1 aralığında bir tane ekstremum noktası olduğuna göre anılabileceği kaç farklı tam sayı değeri vardır? Şimdi bakın bu arkadaşlar eksi 1 ile 1 aralığında biraz azalıyor sonra artıyor, biraz artıyor biraz azalıyor olup böyle bir maksimum noktası olabilir ya da eksi 1, 1 aralığında şöyle biraz azalıyor sonra artıyor olabilir. Peki bunun bize kattığı şey ne? Nasıl bir yorum yapabiliriz? Bir düşünün bakalım durdurup hemen ben şimdi yorumumu yapacağım. Bakın durdurduğunuzu varsayıyorum arkadaşlar. Burada da şöyle güzel bir yorum yapacağız. Çok da temiz düz bir yorum. Burada fonksiyon artıyor. Burada azalıyor. O yüzden şurada gördüğünüz gibi F türev eksi 1 artışa dahil olduğu için işareti pozitiftir. F türev bir de azalmaya devam ettiği için fonksiyon türevi negatiftir. Fonksiyonun x ekseninin altında mı üstünde mi kaldığını bilemem. Hatta şöyle de olabilir. Hani ben öyle kesiyormuş gibi gösterdim ama şu da olabilir yani. Veya işte bu da olabilir. Ama bildiğim bir şey var. Bunların nerede olduğunu bilmiyorum ama garanti bir tarafta böyle azalırken diğer tarafta artıyor. Ve bu yüzden de fonksiyon öbür taraftan f türev eksi 1 de artı e, eksi olurken burada da bakın azalan çizdim bir tane f türev 1 artı oluyor demek ki bize bahsettiği olay bunların çarpımları arkadaşlar sıfırdan küçük olacak neden sıfırdan küçük olacak birisi artı birisi eksi olduğu için hemen f türevi alalım o zaman 3x kare artı 8x artı a alt türevini e, şey e, değerini yerine yaz 3 eksi 8 artı a çarpı 3 artı 8 artı a. Ne olması lazım? Küçüktür sıfır olması lazım ki birisi eksi birisi artı birisi artı birisi eksi olsun. Böylece tablosunu yapınca a'nın eksi 11 oldu. Buradan da arkadaşlar 5 oldu artı eksi artı demek ki a'nın alacağı değerler eksi 11 ile 5 aralığında arkadaşlar toplam 15 tane değer oldu. Burada duralım Diğer videoda arkadaşlar böyle yorumlar yapmaya devam edeceğim. Soru kaybınız yok. Yani benim bu anlattıklarım gitti tabii ki ama gittiği için benden ne yaptım? Üzerine biraz daha soru ekledim. Hatta belki bazı yorumlar vardı, onlarda siz tıkanıyordunuz. E, hatta çok soruyordunuz. Onlara da cevap verircesine sorular koyduğum oldu. Sizin için daha iyi aslında şu an.